Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte, evet bugün potumumuzu sonunda alacağız. Hayatımda ilk defa alacağım arkadaşlar. Bunun için şu mutluluğuma özel bir like butonuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Gerçekten çok şu anda istedim ve yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın. Dün FIFA Mobile'i neden bırakıyorum diye bir başlık attım ki EA Sports videoyu izlesin, sizin yorumlarınıza baksın. Tabi böyle bir şey olmaz ama hani böyle bir umutla yaptım o videoyu ve hani 2020'de böyle devam ederse bırakacağım dedim ki bu şekilde oyuncu kaybına devam ederse zaten böyle devam etmez. O yüzden bırakmam. Aboneler çıkmış biraz ama en azından böyle bir 50-60 kişi falan çıkmış. Ondan sıkıntı yok. Hemen geri abone olun. Ve sen abone değilsen sen de abone ol. Şimdi arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler yapacağız bugün. Ve sizlere bir video ile alakalı bir açıklama yapacaktım kaç gündür. Yapmayı unutuyorum. Şimdi yapayım. Arkadaşlar ben Sinan Kalender diye bir kardeşimin hesabında çarkı çevir çıkanı yap challenge'dan oyuncuları falan sildim biliyorsunuz. Ve çocuğun hesabını böyle hani videoda olduğumuz için böyle bir espri katarak şey demiştim. Çocuğun hesabından bütün oyuncuları siliyoruz, çocuk bana çok kızacak falan. Arkadaşlar zaten çocuk bana kızacak olsa ben böyle bir şey yapmam. Hani bunu düşünemeyip yorumlara ne yaptın sen, ne yaptın çocuk, çocuğa yazık falan. Çocuk oyunu oynamıyor bile arkadaşlar. Hani hesabında başka şeyler olmasa size çekiliş yapacağım. Hatta ısrar ediyorum. Şu anda daha izin alamadım çekiliş yapmak için ama siz yorumlarda arkadaşlar Sinan Kalender'a mesaj bırakın çekiliş yapması için. Çünkü oyunu oynamıyor ve ben bir şekilde halledeceğim. Başka hesapları varmış ama onu bir şekilde halledeceğim. O yüzden yorumlarda bir mesaj bırakırsanız kardeşimize belki o hesabı çekiliş yapabiliriz sizlere. Ben her şeyi verebilirim yani, sıkıntı yok. Hani bir şekilde elimde olan ama tabii ki bu şekilde de halletmemiz gerekiyor. Her neyse arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte gerçekten efsane bir şey yapacağız. Ve arkadaşlar Nono Live'da canlı yayınlara başlıyoruz. Evet, işte budur abi. Nono Live'da canlı yayınlara başlıyoruz. Ve açıklama kısmında linkini bıraktım. Kesinlikle takip edin. 1 Haziran itibariyle her gün yayın. Belki de 1 sene boyunca her gün yayın. Arkadaşlar sonunda başlıyoruz. Sonunda ya. Hemen gir, takip et. Efsane şeyler yapacağız. Yani gerçekten sizlere bir sürü hediye dağıtacağım. Google Play kodları, şeyler falan. Çünkü arkadaşlar Nono Live sponsorlu olduğu için size hediye vermeme de izin veriyor bu şekilde. Ve ben de size istediğim kadar hediye verebileceğim yani birazcık sistemi oturttuktan sonra. O yüzden gir takip et. Şimdiden 250 kişi takip ediyor yani sırf deneme yayınlarından. Hemen gir ve takip et. Zaten daha fazla da duyurusunu yapacağım bunun. Gerçekten güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar etkinliklere giriyorum. Videonun asıl amacını şey yapmadan bir sezonu takımına bir girelim arkadaşlar. Buradan bir işlemimizi gösterelim sizlere. Hani EPL'de ne durumdayız? EPL, EPL her neyse şu an onlar önemli değil. Hani nasıl söylendiği şu an önemli değil. Ama bakın burada ben gördüğünüz üzere Alisson'a alıyorum. Az kaldı abi, az kaldı. Geliyor Alisson. Sıkıntı yok yani ve ben bunları oynamıyorum. Niye oynamıyorum bilmiyorum. Şunları oynasam daha kolay alacağım. Her neyse arkadaşlar ben sonuç olarak alacağım yani Alisson'u. Bunu merak etmeyin. Hemen buradan çıkalım. Daha fazla oynamaya başlayacağım. Zaten yayınlarda en az 3 saatlik yayınlar olacağı için zaten yargı dağıtacağız, yardıracağız, gideceğiz. Haberiniz bundan olsun yani. Gördüğünüz gibi burada bir tane 91'lik oyuncu var. Yani çok da önemli bir şey yokmuş. Ve şimdi arkadaşlar buradan efsanevi şeyler yapacağız. Hemen geliyorum. Pique'nin Rölanti kartını alacağım. Tabii ki bu kartını alacağım. Ve takımda normal ve efsane boost haricinde bir tek Gullit şey boost olacak. Hemen alıyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Hayatımda ilk defa Player of the Month alıyorum. Hepsi geri döndü. Hepsini al. Şu an buradaki kartların hepsini alabiliyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hani sonu da almak isterdim aslında ama arkadaşlar sonu tabii ki de almayacağım. Pique'yi alacağım. 3 2 Ama bir dakika lan, ben sona mı karar vermiştim? Şu an çok kararsız. Yemin ediyorum çok kararsız kaldım. Çünkü sona karar vermiştim gibi hatırlıyorum en son. Nesta'yı ben yok edeceğim abi. Merak etmeyin. Ve Pique 3 2 1 boom. Evet, Pique geldi. Çok güzel. Çok süper. Tamam, tertemiz. Pique geldi. Düşünsenize yanlışla markaj boostunu falan alıyorum. Çok üzülürdüm. Ve bastım arkadaşlar. Pique gel kardeşim, böyle gel. Aynen, aferin sana, işte busun sen Pique. Pique'miz geldi arkadaşlar. Tabii ki kadroyu koyacağım ama ondan önce neler yapıyoruz? Hemen bir tane efsane. Ooo 200 puanla da şey açılıyor. Tamam, 200 puan şu an önemli değil. Umurumda değil ama 200 puanla da açılabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu puanları harcayacağız. Başka bir şey kullanamayacağımız için. 2 tane efsane, 2 tane normal açacağım. Biliyorsunuz ben normal efsane karışık kullanıyorum. Hatta efsane az. Ama yani Pique ile birlikte biraz daha fazlalaştı efsane. Ve 2 tane de normal açacağım şimdi sizlerle birlikte. Daha fazla bugün boost açılımı da yapabiliriz. Bir kadroma bakalım. Kadrom ne durumda arkadaşlar? Onu da bir göreceğiz. Buradan ne geldi? Oo, buradan bayağı veriyor. Pozisyon alma falan güzel veriyor. Ve bunu da açıyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak. Bu arada dün çok güzel bir video attım. Yeni bir hile denedim.
Tabii ki çok tuttu mu tutmadı mı orasını videoya girip görebilirsiniz. Ama güzel bir video oldu kesin. Bayağı bir uzun süre boyunca paket açtım. Çünkü siz seviyorsunuz paket açtığım videoları. Ve arkadaşlar, are you ready? Ready go. Boom. Evet. Boom. 97 pike geldi takıma. Ve ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Planlarımda ne var biliyor musunuz? Bir saniye. Hemen söylüyorum. Hemen göstereceğim. Şöyle gelelim. Nesta kardeşim, seni buradan da alıyorum. Kusura bakma. Pike geldi şuraya. Ya zaten artık ben Şampiyonlar Ligi turnuvası falan oynayacak birisi değilim. Biliyorsunuz geçen videoda izlediniz. Hatta takipten çıkanlar da niye çıktı neyse onları sonra konuşuruz. Yayınlarda falan her şeyi konuşuruz. Şimdi arkadaşlar buraya da pikeyi koyduk. Her yerin gene arttı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Van Dijk'a Nesta'yı bir basarız. Tamam mı? Bak bum. Abi 1 milyon 100 bin coin ise Van Dijk 97 gen olabilir. Ama dur sakin. Bu kadar gaza gelmek benim için iyi değil arkadaşlar. Yani o yüzden çok fazla gaza gelmek istemiyorum. Çünkü bu Nesta'nın bir fiyatı bizim için önemli. Nesta'nın boostunu topladığımız zaman 7 milyon coin civarı bir şey diyor. Hani böyle oyuncu satın alarak alırsak. Nesta'nın bir fiyatına bakalım. Eğer 10 milyonu geçtiyse ki geçmemiştir, hatta düşüyordur diye tahmin ediyorum. Bunun kendi reytingi 92 idi değil mi? Dur 92 yazalım. 7 milyonda en son ama düşmüştür diye düşünüyorum. 11 milyon olmuş. Wow. 11 milyon olmuş. Oh my goodness. Abi ne yapalım? Yorumlarda bana lütfen öneri verin. Şu anda çok kararsız kaldım. Boost olarak kullanmam saçma olur. Çünkü buradan 1 milyon geliyor ve 1.5 milyon antrenman XP'si veriyor arkadaşlar. Şimdi 1.5 milyon antrenman XP'si hesaplarsak saçma olur. Oyuncu satın 11 milyon onu satarım. Hani 1.5 milyon antrenman XP'sinin 10 milyon ya da 9 milyon civarı değeri olması lazım. Ama ben hesapladığım zaman arkadaşlar 7 milyon falan değeri. O yüzden ona bir bakarız. Yine yükseltme yaparız, hem kar ederiz. O yüzden bir Nesta'yı bekletiyorum arkadaşlar. Şu an satmaya gerek yok. Coins'e de ihtiyacım yok. Takıma bir tane sol kanat gelmesi lazım. Kaleci gelecek biliyorsunuz zaten. Takıma bir tane sol kanat gelmesi lazım. Kesinlikle gelmesi lazım. Hani bu Hazard'da falan olacak hiç değil. Çünkü Hazard'ın boost'u ne abi? Hazard'ın boost'una bakamıyoruz. Niye bakamıyoruz? Hazard kardeşim boost'u ne? Bize bir açıklama yap. Heh, bak bu boost'u ben sevmiyorum. Bu boost'u direkt değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu boost'u ben istemiyorum. O yüzden buraya alacağımız isim arkadaşlar tabii ki de sol orta sahadan şimdilik Mane duracak. Ve şimdi boost'ları yükseltelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Mahrez falan hala duruyor takımda. Benim daha takımda çok oyuncu var. Güzel oyuncular var. Çok konuştum biliyorum ama kaptanı da basıyoruz. Ve Nainggolan'la Lazaretti ile uçuyor abi. Çok güzel. 13 seviye olmuş kaptan da. Güzel. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Ve başka arkadaşlar kalmadı. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı boost kullanıyoruz. Ve bu bizim için harika bir olay oluyor. Çünkü abi bak, çeviklikle kaleci pozisyon almanın ve Rolanti'nin yükselmesine az kalmış. O zaman arkadaşlar hemen onları da yükseltelim. Ve takımımızı bir 7 gen yapmışız bile. Oh my goodness. Süper muazzam abi. Süper ilerlemiyor muyuz ya? Bak şu an çok fena gaza geldim. Artık boost yükseltmesi falan da yapmayı hiç istemiyorum. Yani şu an içimde böyle bir istek yok, anladınız mı? Artık zaten hani tamamlamışız ya oyunu. Bitirmişiz abi, anladınız mı? Bu ara çok oynamamama rağmen baya bir kasılıyor hesap. Niye bilmiyorum. Efsane geliştirici alalım ya bir iki tur. Güzel olur arkadaşlar. Bir iki tur efsane geliştirici alalım bakalım. Güzel şeyler yapalım. Sizlerle birlikte 107 gen olduk. O yeni oyuncu kazandık, yeni oyuncu aldık falan. Süper oldu, gerçekten süper oldu. Her şey çok güzel gidiyor şu anda. İnşallah dünkü videoyu izlemişsinizdir. Bu arada daha yayınlanmadığı için izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum. Bunu da buradan itiraf etmiş oldum. Her neyse hadi bakalım. Hadi abi hadi, güzel bir şey. Üçüncüsünü de açıyoruz şu anda. Şimdi bize kaptan lazım değil mi? Evet kaptan lazım, okey. Kontra lazım mı? Yok, kontra çıkmasın abi. Rolanti lazım. İkinci santrafor da lazım olacak çünkü. Hadi ya da olmayacak, bilmiyorum ikinci santrafor. Ama Rolanti lazım. Şimdi bize 12 tane Rolanti lazım. 3 tane bundan açtık. Şimdi arkadaşlar 3 tane de bundan açtığımız zaman zaten biz yardırmış durumda olacağız. İkon Gullit'i ne yapalım? Onun yorumlara yazın. Çünkü onun boost'u farklı olduğu için çok üzücü bir durumda o. Hani üzücü bir durumda derken hani kendi çapında bir üzülmesi gerekiyor. Her neyse buradan da bayağı bir boost geliyor ya. Ben burada sohbet muhabbet ediyorum. Buradan bayağı bir boost geliyor. Siz açıklamadan Nono Live'ı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Tabii ki çok önemli. Dünyanın en önemli şeyi. Bugün çok enerjiyim farkındaysanız. Çünkü gidiyorum arkadaşlar. Ben bugün gidiyorum. Nereye gidiyorum? Az sonra. Neyse arkadaşlar işte. Okulun mezuniyet balosu falan bir şeyler var. Her neyse açıyoruz bakalım. Instagram'dan beni takip ediyor musunuz bu arada? Belki ben bugün hikaye atacağım. Yani dün atmış olacağım. Yani bugün yayındayken de atmış olabilirim. Ama arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmediğiniz için bunları görememiş olacaksınız. Ne kadar acı verici bir durum değil mi? Yani Instagram'dan takipten çıkıyorsunuz. Hiç hoş değil arkadaşlar. Hiç hoş değil. Devam. Boom.
Evet, şimdi arkadaşlar bu kadar açmak yeter. Şimdi 2 tane 3 tane boost. Ay evet, 2 tane boost gelmiş. Yükseltiyoruz. Çok fazla boş yaptım bugün arkadaşlar. Farkındayım. Ama birazcık olacak o kadar. 600 bin coin ise 3 tane oyuncu birden yükseliyor. Oh my god. Abi ne oluyor? 3 tane oyuncu birden çok havalı, çok böyle efsane gözüktü ya. Sen de gel lan hadi Ali. Sonra seni de yükselttireyim. Coins bitti, anasını satayım. Bu ne ya? 2 tane boost açtık diye coins bitti. Takım dörtgen daha yükseldi. Yani bilmiyorum ya. Çok fazla yükseldik. Çok çok fazla yükseldik. Burada da videomuzun o zaman sonuna gelelim arkadaşlar. Kaç dakika olmuş video? Bakıyoruz 11 dakika. Ben bu videodan bir 9 dakika 59 saniye daha çıkartırım herhalde diye düşünüyorum. Belki 10 dakikaya da geçiririm ya. Geçen 9 dakika 59'da bıraktım. Kızmışsınız. Size verir mi? Neyse, burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hiç videoya gidin falan demeyeceğim ama açıklamada Nonolive linkimiz var. Oraya bir abone olun, takip edin yani. Oradan da size hediyeler kazandıracağım. Hediyeleri siz bana kazandırın. Güzel şeyler yapacağız orada birlikte. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.